Merhaba arkadaşlar, bugün basit eşitsizlikler konusunun 3. testini sorularını beraber çözeceğiz. Demiş ki birinci soru, x eksi y küçüktür, x eksi z küçüktür, z eksi y ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu tarz sorularda şu şekilde sıralama nedir arkadaşlar? Yapıp kıyaslama yapıyorduk. Yani x eksi y küçüktür, x eksi z küçüktür, z eksi y şeklinde. X'ler her iki tarafta aynı olduğu için, eksiler birbirini götürdüğü için eşitsizlik burada ne yapıyor arkadaşlar? Yön değiştirmiş oluyor. O zaman buradaki ifadeye göre biz ne çıkarmış oluyoruz? Y büyüktür, z çıkmış oluyor. Geldik nereye arkadaşlar? Bunun olduğu yere. Burada z'ler belki birbirini götürmekte bir sıkıntı yaratabilir. Orası şimdilik kalsın. Şu ikisine bakalım. X eksi y küçüktür, z eksi y değil mi? Bak, eksi y'ler aynı anda ne yaptı? Birbirini götürdüğü için z büyüktür. Ne oldu? X. Z aynı zamanda neydi arkadaşlar? Y'nin olduğu yerden de küçük olduğu için demek ki bizim sıralamamız ne çıkıyor? Y büyüktür, z büyüktür, x şeklinde gitmiş oluyor. O yüzden bizim cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa. İkinci soru demiş ki x, y, z reel sayı olmak üzere x artı y bölü y küçüktür 4. Y artı z bölü y küçüktür 5 ise x artı z bölü y'nin en büyük tam sayı değeri. Şimdi bu ifade nedir? X bölü y artı y bölü y. Yani x bölü y artı y bölü y'nin oradan 1 küçüktür 4 mu? O zaman buradan ne geldi? X bölü y küçüktür 3. Yani x küçüktür 3y. Bu dursun bakalım. Geldik buraya. Y bölü y'nin artı z bölü y küçüktür 5 yaptık mı? Burayı sadeleştirdik. 1 öbür tarafa yollarsam z bölü y küçüktür 4. Dolayısıyla z dediğimiz ifade buradan 4y'den küçük bir değer geldi. Diyorum ki x 3y'ye eşit olsa z 4y'ye eşit olsaydı. X artı z bölü y'den bahsetmiyor muyduk? 3y 4y daha ne yaptı burası? 7y bölü y'den cevap ne çıkardı? 7. Ama burada bir küçüklük olduğu için 7'den küçük ama bu ifadenin alacağı en büyük tam sayı değeri kaç çıkar? 6 çıkmış oluyor. O yüzden de cevap nedir arkadaşlar? Adana. Üçüncü soru demiş ki şekildeki AD doğru parçasının uzunluğu 120 birimdir. BC'nin uzunluğu AB'nin uzunluğunun 2 katıymış. Bak dikkat, BC'nin uzunluğu burası, AB'nin uzunluğunun 2 katı. Buraya x dersem buraya 2x dedim. Buraya da a dedim. Soru diyor ki AB'nin uzunluğunun en büyük tam sayı değeri. Topladım. 3x artı a eşittir. Kaç dedik burasına? 120. AB'yi istiyor. Yani x'in alabileceği en büyük değeri. O zaman diyorum ki ben burada hangi değeri buraya a'ya verirsem değerimi benim sağla. Buraya a'ya ne 0 veremem. Bu sefer CD uzunluğu olmaz. Diyorum ki 1 verirsem burası 3x eşittir. Kaç çıktı? 119. İyi, 3'e bölünmez ki burası. Gitti. 2 versem ne yaptı o zaman? 3x eşittir. 118. Gene bölünmez. Gitti. 3 versem 3x eşittir. 117 yaptı. 117'nin rakamları toplamı bölünüyor. Bölersek kaç çıkar? 39 mu? Demek ki x kaç çıkıyor? 39. Soru zaten AB'nin uzunluğunun en büyük değerini istiyor. Yani x'in en büyük değerini istiyor. O yüzden bizim cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Denizli. Dördüncü soru demiş ki yukarıda aynı zeminde duran eşit hacimleri olan 3 tane damacana gösterilmiştir. 3 damacana da bulunan toplam su miktarı 48 litre olduğuna göre ikinci damacana da bulunan su miktarının litre cinsinden en küçük tam sayı değeri. Şimdi her birinin yüksekliği farklı. Buraya A derim. Şuraya H diyeyim. Şuraya B diyeyim. Bunların hepsinin toplamı A artı H artı B eşittir 48. 3'ü birbirine eşit olsaydı bunlar 16, 16, 16 olacaktı. Ama diyor ki ne diyor? İkinci damacana bulunan suyun en küçük tam sayı değeri. İkinci damacana burası. Buranın o zaman alabileceği en küçük tam sayı değeri ne olacak? Çünkü aralarında ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bir sıralama olacak. Diyorum ki ben bunun oraya bir tane arttırayım. Diğerlerini arttırayım. Burası 17, 16 mesela 15 şeklinde yaparsak ne yapar arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru sıralanmış olacak. Çünkü A'nın ne olmasını istiyor? En düşük olmasını istiyor. B, H'ın en yüksek olması için A'dan H'a ne yaptık? Bir tane yolladık. Bir birim 1 litre yolladık. Demek ki H'ın olacak en küçük tam sayı değeri 17. O yüzden cevap nedir? Bursa. Beşinci soru demiş ki A küçüktür, B küçüktür 0.
A çarpı C büyük küçüktür B çarpı C'miş. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diye soru sormuş. Şimdi her ikisi sıfırdan küçük olduğu için atıyorum eksi 1 eksi 2 bir değer düşünelim. A eksi ise B de eksi. Bak ne yapmış arkadaşlar? C her halükarda aynı. Bak A küçüktür B. A küçüktür B aynı durumda kaldığı için kesinlikle C nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyük pozitiftir. O yüzden burası doğru. A çarpı C diyor. A eksi C artı ikisini çarpma eksi ama burada sıfırdan büyük dediği için gitti. B çarpı C'nin durumunu biliyorum ben ama bir tanesi artı bir tanesi eksi olduğu için ne olacak arkadaşlar? Sonuç çarpım durumunda eksi ama toplam durumda büyüklükleri ne kadar olduğunu bilmediğim için soru çünkü kesinlikten bahsediyor. Kesinlik için bir şey söyleyeme. Demek ki neymiş arkadaşlar cevabımız? Yalnız 1. Altıncı soru demiş ki eksi 2 küçüktür x küçüktür 4 olmak üzere x kare eksi 4x artı 1 ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Ben bu ifadeyi şöyle düzeltebilir miyim? X kare eksi 4x'ten yola çıkarak x eksi 2'nin karesi. X kare eksi 4x artı 4. Burası o zaman artı 1 olduğu için buraya ne kaldı arkadaşlar? Eksi 3 kalmış oluyor. Ben ne yapayım aşama aşama elde edeyim. Eksi 2 küçüktür x küçüktür 4. X eksi 2. Her tarafa eksi 2 ekledim. Eksi 4 küçüktür. X eksi 2 küçüktür 2. Bu ifadenin karesini aldık. X eksi 2'nin karesi 0 küçük eşittir. Küçüktür diyorum. Eksi 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. Eksi 4 daha büyük olduğu için buraya 16 yazdım mı? Her tarafta eksi 3 çıkar diye çıkardım. Eksi 3 küçüktür 13. Soru diyor ki bu ifadenin alacak kaç tane tam sayı değeri vardı? Eksi 3'ten eksi 1'e var. 1'den 12'ye var. Burada 12 değer var. Buradan kaç tane değer var? 3, 15. Bir tane de buradan geldi. 16. O yüzden bizim cevabımız nedir? Toplam 16 değerden Edirne. 7. soru demiş ki bir giyim firması sattığı gömleklerden peşin parayla alışveriş yapanlara 10 TL, kredi kartıyla alışveriş yapanlara gömlek fiyatı üzerine %5 indirim yapıyor. Bu gömlekleri kredi kartıyla almak daha hesaplı olduğuna göre gömleğin fiyatı tam sayı olarak en az kaç TL'dir? Diyorum ki gömleğin etiket fiyatı X olsun. Peşin parayla yapanlar ne yapıyormuş? 10 TL indirim X eksi 10. Kredi kartıyla yapanlara %5 indirim. Hemen X'in %5'ini buldum. Ne yaptı burası? X bölü 20 mi? İndirim olduğu için X eksi X bölü 20'den 19 X bölü 20 çıkmış oluyor yazdım. Kredi kartı daha avantajlı olduğu için burası ne yapacak? Daha küçük olacak. Benim demek ki denklem nedir? 19x bölü 20 küçüktür. X eksi 10. Toparlarsak 19x küçüktür. 20x eksi 200 mü? Bu ifade buraya. Bu ifade 200 küçüktür. Ne yaptı? X. 200'den büyük ama en küçük değer kaçtır arkadaşlar? Tam sayı olarak 201. O yüzden cevap nedir? Bursa. 8. soru demiş ki A, B, C, R, S. A eksi B'nin küpü, B eksi C'nin karesi sıfırdan büyük. Aşağıda da pozitif bir ifade. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. B eksi C'nin karesi kesinlikle nedir? Pozitifti. İkisinin sonucu pozitif olduğu için burası da ne olmak zorunda? Pozitif. Demek ki A eksi B'nin küpü pozitifse o zaman A eksi B'de nedir? Pozitif. Yani sıfırdan büyük. Dolayısıyla A büyüktür. B rahatlıkla ne yapabilirim diyebilirim. A eksi B sıfırdan büyükse B eksi A yani tam tersi sıfırdan küçüktür eksi. Eksinin tek kuvveti eksi. Sonucu pozitifse burası da kesinlikle nedir? Eksi. A eksi C sıfırdan küçükse A küçüktür C dedik mi? Aynı zamanda burada da B küçüktür A ise demek ki sıralama B, A şöyle C şeklinde ne yapması gerekiyor? Gitmesi gerekiyor. Eşiklerde C büyüktür A diyor. Evet baktığım zaman doğru olduğu için burası nedir arkadaşlar? Kesinlikle doğrudur. Cevap Edirne. 9. soru demiş ki x, y eleman reel sayı olmak üzere 2 küçüktür x artı 1 bölü x küçüktür 4. 2 küçüktür y eksi 1 bölü y küçüktür 4. X artı y'nin kaç tane tam sayı değeri vardır? Şu ifadeyi çalışalım. 2 küçüktür. X artı 1 bölü x nedir aslında? 1 artı 1 bölü x demek değil mi? Yazdım. Burası nedir? 1 eksi 1 bölü y'dir. Hemen onu da yazdık. 2 küçüktür. 1 eksi 1 bölü y küçüktür 4.
1 küçüktür 1 bölü x küçüktür 3 olarak devam ettim. Buradaki 1 hem buraya hem buraya attım. Taklattırırsak burası ne yaptı? O zaman işaretler ne yapıyor? Ters dönüyor. Yani 1 büyüktür x büyüktür 1 bölü 3. Dursun bakalım. Geldik buraya, bir buraya, bu buraya. 1 küçüktür eksi 1 bölü y küçüktür 3. Eksiden kurtarmak için ters çevirdim. Eksi 3 küçüktür 1 bölü y küçüktür 1. Y'yi yukarı atarsam işaretler ne yapacak arkadaşlar? Yön değiştirecek. Eksi 3 büyüktür y büyüktür. Ne yapıyoruz onun burası? 1 olmuş oluyor. Evet, buradan devam edersek ne hangi değerleri alması gerekiyor arkadaşlar? Buradan pardon, şurada şunu unutmuşum, özür dilerim. Burası eksi 1 değer olacak. Şimdi oldu. Soru diyor ki x artı y 1 küçüktür x büyüktür 1 bölü 3. Eksi 3 büyüktür y büyüktür eksi 1 de. Buraya ne yaptık? Taraf tarafa topladık mı? Eksi 2 x artı y 1 bölü 3'ten de 1'i çıkarttım. Eksi 2 bölü 3. Yani bu aralıkta alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır arkadaşlar? Bir 0 alabilecek. Bir de baktığınız zaman zaten 1 değerini alıp pardon. 0 zaten burası ne de 0'dan biraz daha büyük olduğu için tek değer eksi 1'dir. Özür dilerim. Tek bir değeri vardır. O yüzden cevap nedir? Adana. 10. soru demiş ki A sınıfında bulunan Başak, Gökhan, Hakan ve Uygar adlı öğrencilerin yaşları ile ilgili. Özür dilerim. Başak ile Gökhan'ın yaşları toplamı Hakan ile Uygar'ın yaşları toplamından büyük. Başak artı Gökhan büyükmüş. Hakan artı Uygar. Başak ile Hakan'ın yaşları toplamı Başak artı Hakan Gökhan ile Uygar'ın yaşları toplamından büyüktür. Gökhan ile Uygar'ın yaşları toplamından büyük. Başak ile Uygar'ın yaşları toplamı 30 olduğuna göre Uygar en çok kaç yaşında? Şimdi bunu topladığımız zaman 2 tane Başak artı Gökhan artı Hakan büyüktür diyorum. 2 tane Uygar artı Hakan artı Gürkan, Gökhan. Bunlar GH'ler birbirini götürdü. 2'ler birbirini götürdü. Başak ne olacak? Gökhan'dan daha büyük mü? O zaman Başak Uygar'dan daha büyük olduğu için ve yaşları toplamı 30 olduğu için buralarda en yakın ne olur arkadaşlar? 16'ya 14. Eşit olsaydı 15-15 ama Başak biraz daha büyük olduğu için 16'ya 14 dedik. Demek ki Uygar en çok kaç yaşındaymış arkadaşlar? 14. O yüzden cevap nedir? Edirne. 11. soru demiş ki a kare küçüktür eksi a olmak üzere x, y, z koşulları vermiş, hangisi doğru? Bu neydi arkadaşlar? Eksi 1 küçüktür a küçüktür 0. Hemen buraya a yerine eksi 1 bölü 2 verseydim. Buraya o zaman ne yapar? 1 bölü eksi 1 bölü 2'den x buradan kaç çıkar? Eksi 2. Soru diyor ki a yerine eksi 1 bölü 2 yazdım. X de zaten eksi 2 idi. Burayı sadeleştirirsek kaç çıktı burası? 1 bölü 4 çıkmış oluyor. Z değerinden ne çıkıyor? A kaçtı? Eksi 1 bölü 2. Y kaçtı? 1 bölü 4 ise burası o zaman eksi 1 bölü 8 çıktı mı? Eksi 1 bölü 8, 1 bölü 4. Y daha büyük. Sonra kim geliyor arkadaşlar? Sıralamaya göre gidiyoruz. Z'ninki değeri geliyor. Daha sonra kim geliyor? X. Demek ki sıralama bu şekilde gitmesi lazım. Z, Y, Z, X şeklinde gitmesi gerekiyor. Şıklara baktığımız zaman zaten cevabımız nedir? Ceyhan. 12. soru demiş ki A, B gerçel sayıları için çarpımının en büyük, en küçük değerlerinin oranı. Şimdi çarparken ne yapıyorduk? Olabilecek en küçük, olabilecek en büyük. Eksi 6 ile 2 çarptım, eksi 12. Eksi 6 ile 3'ü çarptım, eksi 18. Daha küçük. Her ikisinde de eşitlik olduğu için koydum. X çarpı Y. Olabilecek en büyük de 18 ile 3'ün çarpımı, yani 54. Bunların oranını mı istiyor? Tamam. 54 bölü eksi 18 sadeleştirdiğimizden buranın sonucu eksi 3 çıkmış oluyor. O yüzden de cevabımız nedir? Denizli.